Sevgili gençler, selamlar, sevgiler. Garanti ilk 15 soru çalışma programımız üstü sayılarla devam ediyor. Hazırsak vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Evet, birinci sorumuz. Yeterince büyük bir kaba 1 litre su konuluyor. Buharlaşma nedeniyle kaptaki suyun hacmi her dakikanın sonunda yarıya düştüğüne göre 10 dakikanın sonunda kapta kaç litre su olur? Arkadaşlar belli bir kural var. O kuralı tespit etmemiz lazım. Yapmamız gereken şey şu. Şimdi bakın, kabın içerisinde ilk başta ne kadar su var? 1 litre su var. Bakın şuraya yazayım. Kabın içerisinde 1 litre su var. 1 dakika sonra yarıya düşüyor. Yani 1 bölü 2 oluyor. Bir dakika daha geçir. Ne yapıyor? 1 bölü 2'yi bir daha 2'ye bölersek 1 bölü 4 yapar. O da 1 bölü 2'nin karesidir. Bir dakika daha geçir. 1 bölü 2'nin karesini, yani 1 bölü 4'ü bir daha bölersek 1 bölü 8 yapar. 1 bölü 2'nin kübü yapar. Bakın şu tespit ettiğim şu. 1 dakikada 2 üzeri 1. 2 dakikada 1 dakika burada, 1 dakika burada. 2 dakikada 1 bölü 2 üzeri 2 olmuş. 3. dakikada 1 bölü 2 üzeri 3 olmuş. O zaman ne diyeceksiniz arkadaşlar? Bunu böyle bir dakika daha böyle nokta 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 ne diyeceksiniz? 10. dakikada 1 bölü 2 üzeri 10 olmaz mı arkadaşlar? Tamam. Yarıya düşmüş. Demek ki 1 bölü 2 üzeri 10 da ne demek arkadaşlar? 1 bölü 2 üzeri 10. 2 üzeri eksi 10. Yapmanız gereken şey kuralını bulmak. Tamam mı? Kuralı şu çıktı bakın. Her dakikada 2'nin üssü 1 bölü 2 üzeri 1 oluyor. Bak 2 dakikada 1 bölü 2 üzeri 2 oluyor. 3 dakikada 1 bölü 2 üzeri 3 olur. 4 dakikada 1 bölü 2 üzeri 4 olur. 10 dakikada 1 bölü 2 üzeri 10 olur. 1 bölü 2 üzeri 10 da 2 üzeri eksi 10 demek. Olay bu. A ve B birer asal sayı olmak üzere A üzeri B şeklinde yazılabilen sayılara alt üst asal sayılar denir. Ben direkt soru numarası söylemeden okumaya başladım. İkinci soruya geçtik. Emre, bir kağıtta yazılı olan 8, 16, 25, 32 ve 128 sayılarından alt üst asal olmayanların üzerine çarpı işareti atıyor. Buna göre Emre kaç tane sayının üzerine çarpı işareti atmıştır? Bakın, tabanda üstte asal olacak. Şimdi 8'i nasıl yazarız biz? Biz 8'i 2 üzeri 3 yazar mıyız? Tabanda üst asal. Tamam mı? Hatta devam ediyorum. Atladım 16'yı. 25'i nasıl yazarım? 5'in karesi tabanı asal, üst asal, 5 de asal, 2 de asal. 32 nedir? O da tam tersi. 2 üzeri 5 yazılır. Taban 2 asal, üst 5 asal. 128. 128 nasıl yazılır arkadaşlar? 2 üzeri 7. Taban 2 asal. Üst 7 asal. Ha. 16'yı sen ya 2 üzeri 4 yazarsın ya 4'ün 2 karesi yazarsın. Bu da hiçbir şekilde asal olmadığı için çarpı işareti sadece hangisinin üzerine konur arkadaşlar? 16'nın üzerine koyarsın. Kaç tane sayının üzerine diyor. Kaç tane sayının üzerine çarpı işareti atmıştır? Bir tane sayının üzerine. Cevap A seçeneği. Evet. Cevap A arkadaşlar. Devam edelim. Soru 3. Ali'nin hazırladığı bir mesajı iki yeni kişiye göndermesiyle başlayan mesaj trafiği aşağıda gösterilmiştir. Bir dönem arkadaşlar mail trafiği diye sormuştu ÖSYM bunu. Buna benzer bir sorusu vardı. Mesaj gönderilen her kişi mesajı iki yeni kişiye gönderdiğine göre bak. Bu bir kişi aldı, iki kişiye gönderdi. Buradaki de aldı, iki kişiye gönderdi. Bakın birinci adımda bir mesaj. İkinci adımda iki mesaj. Kural bulacağım. Üçüncü adımda dört mesaj. Ha, şöyle şöyle yazayım bakın şuraya. Bakın şuraya yazıyorum. Birinci adım. İkinci adım. Üçüncü adım. Tamam mı? Birinci adımda bir mesaj. İkinci adımda iki. Üçüncü adımda dört. Ne demek o? İkinin karesi. Arkadaşlar, verilenleri üslü biçimde yazmaya çalışın. Kuralı üslü biçimde görmeye çalışın. Tamam mı bu üslü problemlerde? Hatta dördüncü adımda ne olur? Dördüncü adımda. Bakın adım sayısının adım bak ikinin üssü burada kaç? Bir. Adım iki üssü bir. Birin üssü burada sıfır. Adım bir üst sıfır. Bak adım sayısının bir eksiği. Adım sayısı burada üçgen ikinin üstü ne olmuş? İkinin üstü iki olmuş. Adım sayısı dörtgen buradaki ikinin üstü ne olacak arkadaşlar? İki üzeri üç adım olacak. Tamam, 2 üzeri 3 mesaj olacak. O zaman 9. adım için ne diyeceğiz biz buna? Ha? 2 üzeri 8 diyeceğiz arkadaşlar. Cevap A seçeneği. Anlaşıldı mı? Kuralı bulursanız soruyu rahatlıkla çözersiniz. Evet arkadaşlar. Soru 4.
Şimdi bakın, dördüncü soru su israfı ile ilgili bir soru. ÖSYM'nin geçmişte buna benzer soruları da oldu. Ben metin yayınlarına ÖSYM'nin bu üslü sayılarla ilgili üslü problem sormaya başladığından beri ÖSYM'nin soru mantığı olabilecek, ÖSYM'nin kullanabileceği hikayelere ilişkin tahminlerde bulunup soruları yazmıştım. Evet, ÖSYM ile bu soruda çakıştık arkadaşlar. Buna benzer ÖSYM'nin sorusu olabilecek birçok hikayeyi metin yayınları kitaplarına ekledim arkadaşlar. İlerleyen yıllarda ÖSYM'nin soruları olabilir mi? Olabilir bunlar. Nitekim de bu soru ÖSYM'nin çıkmış sınav sorularından biri oldu. Biz bunu daha öncesinden metin yayınları kitaplarını yazmıştık. Evet, yapılan bir araştırmada musluklardan boşa damlayan su ile ilgili aşağıdaki veriye ulaşılmıştır. Damlatan bir musluktan yılda 3 ton su kaybı olur. Bir ülkede 27 kentin her birinde 9 üzeri 4 tane okul ve her okulda 9 tane musluk var. Bakın arkadaşlar, bu 3'ün kuvveti. Bu 9 da 3'ün kuvveti. 9 tane musluk diyor, o da 3'ün kuvveti. Seçenekleri çünkü 3'ün kuvveti şeklinde verilmiş. Buna göre tüm muslukların damlattığı kabul edilirse bu ülkedeki okullarda bir yılda toplam kaç ton su kaybı olur? Bakın, iyi dinleyin arkadaşlar. Toplam kaç tane musluk var, onu bulalım önce. Önce musluk sayısını tespit edelim. Şimdi 27 kentin, şurada arkadaşlar, 27 kentin her birinde 9 üzeri 4 tane okul, her okulda 9 tane musluk. Bir okulda 9 musluk varsa 9 üzeri 4 tane okulda kaç musluk yapar arkadaşlar? 9 üzeri 4 tane okulda 9 üzeri 4 çarpı 9 tane musluk. Tamam mı? Bir ildeki bu. 27 kentte ne var? Her bir kentte, bir kentte 9 üzeri 4 çarpı 9 musluk var. 27 kentte ne yapar? 27 çarpı 9 üzeri 4 çarpı 9. Bunların hepsini 3'ün kuvveti şeklinde yazın. 27 3'ün kübüdür. 9 3'ün karesinin 4. kuvvetidir. Sondaki 9 da 3'ün karesidir. Ne yapar? 3 üzeri 3 çarpı 3 üzeri ne yapar şunlar? Çarpılır arkadaşlar. 3 üzeri 8 çarpı 3 üzeri 2. Tabanlar aynısı, üstleri ne yapılıyordu? Toplanıyordu. 3 üzeri 8, 3 daha 11, 13. 3 üzeri 13 tane musluk var. Tamam mı? 3 üzeri 13 tane musluk var. Bize ne demiş? Bir musluktan yılda 3 ton su mu kayboluyor? He, bir yılda sonuç. Bir musluktan 3 ton su kayboluyorsa 3 üzeri 13 musluktan ne kadar su kaybolur arkadaşlar? Net kaybolan su 3 üzeri 13 çarpı 3'ten 3 üzeri 14'tür. Bu 3 üzeri 1 olur. Evet. Cevabımız ne çıktı arkadaşlar? E seçeneği. Tamam. Neyi bulduk önce? Önce dedik ki kaç tane 27 kentin tamamında kaç musluk var? 27 kentin her birinde 9 üzeri 4 okul var. Her okulda 9 musluk varsa 9 üzeri 4 tane okulda 9 üzeri 4 çarpı 9 tane musluk var. Bir kentte. 27 kentten ne kadar musluk var? Aldık bu 9 üzeri 4 çarpı 9, 27 ile çarparsak toplam 27 kentte ne kadar musluk olduğunu bulduk. Bir muslukta 3 ton su kayboluyorsa 3 üzeri 13 muslukta kaç ton su kaybolur dedik. Evet. Soru 5. Bir mobil uygulama çıktığı gün her 10 dakikada 150 kez indirilmiştir. Bu mobil uygulama çıktıktan 16 saat sonra toplam kaç kez indirilmiştir? Bakın, 10 dakikada diyor. Şimdi biz 16 saati bir dakikaya çevirelim. 16 saat sonra diyor ya. 1 saat 60 dakika mı? 16 saati kaç dakika yapar? 16 çarpı 60'tan 960 dakika yapar. Tamam mı? Anlaşıldı mı? 10 dakika orantı kuruyorum. 10 dakikada 150 kez indiriliyor mu? 960 dakikada ne kadar indirilir? Soru işareti. Ne yapar arkadaşlar? X diyeyim hatta oraya, ya da soru işareti. Şu sıfır şunu götürür. 96 çarpı 150. 96 ne demek arkadaşlar? 96, 16 çarpı 6 yazsam. 16 çarpı 6. 150'yi de 25 çarpı 6 yazdım. Çünkü arkadaşlar, seçeneklere dikkat edin, hep bir şeyin karesi şeklinde verilmiş. Ben şuradaki ifadeleri hep bir şeyin karesi şeklinde yazacağım. Yazalım, devam edelim. 16 üzeri 6 4'ün karesidir. Bakın, şurada bir 6, burada bir 6 var. 2 tane 6, o da ne yapar? 6'nın karesi yapar. 25 de 5'in karesi yapar. Öyle değil mi? O zaman ben bunu nasıl yazarım? 4 çarpı 6 çarpı 5'in karesi. O da ne yapıyor? 120'nin karesi yapıyor. Cevabı ne bulduk arkadaşlar? Cevap C seçeneği.
Evet, devam. Altıncı soru. Ne diyor altıncı soru? Bir mantar cinsinin çoğalma biçimini inceleyen bir biyolog aşağıdaki bilgiyi not alıyor. Bu mantar hücre sayısı saatte 27 katına çıkacak şekilde çoğalıyor. 128 tane cam kavanozun her birine bu mantarlardan birer hücre bırakılıyor. Bakın. Buna göre 5 saat sonra cam kavanozlardaki mantar hücrelerinin toplam sayısı aşağıdakilerden hangisine eşit olur? Bakın bir kavanozda ne kadar önce birikiyor onu bulacağız. Tamam mı? Bu mantar hücre sayısı saatte 27 katına çıkıyor. 5 saatte ne oluyor onu bulalım. Bir kavanozda bakın. Bir kavanozda. Şimdi bir tane bıraktın. 1 saat sonra ne yapar? 1 saat sonra 27 katına çıkıyor değil mi? 27 3'ün kübü demek bak. 27'yi biz 3 üzeri 3 yazacağız. Üslü problemlerde yapman gereken şey verilen ifadeleri üslü biçimde yazmak. 2'nin kuvveti, 3'ün kuvveti, 5'in kuvveti şeklinde yazmak. 27'yi 3'ün kübü şeklinde yazın. Bir saat daha geçsin. 3 üzeri 3 katına daha çıkarsa 3 üzeri 3'ü bir daha 3 üzeri 3 ile çarparsan ne yapar? 3 üzeri 6 yapar. 3 üzeri 6. Bir saat daha geçir. 3 üzeri 9. Bir saat daha geçir. Değil mi? 3 üzeri 12. Bir saat daha geçirdin. 3 üzeri 15 hücre yaptı. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Şimdi bir kavanozda bu kadar oluyorsa 128 kavanozda ne kadar olur? 5 saatte. 128 çarpı 3 üzeri 5. Arkadaşlar seçeneklerin durumuna göre ben bir düzenleme yapacağım. 128 2 üzeri 7 demek. 2 üzeri 7 çarpı ne şey pardon 3 üzeri 15 burası. 3 üzeri 15. Şimdi bakın bunun üssü 7. Bunun üssü 15. Bu 15'i şöyle yazsam nasıl olur arkadaşlar? 2 üzeri 7 çarpı 3 üzeri 14 çarpı 3 üzeri 1. 3 üzeri 14'ü de şöyle yazacağım. 2 üzeri 7 çarpı 3'ün karesinin 7. kuvveti çarpı 3 üzeri 1. 2 üzeri 7 ile çarpabilmek için şu ifadeyi üstleri aynı yapmaya çalışıyorum. Üstlerini yani 7 yapmaya çalışıyorum. 2 üzeri 7. Şurası nedir? 3'ün karesi 9'dur. 9 üzeri 7 çarpı 3. 3 üzeri 7 ile 9 üzeri 7'yi çarparsan ne yapar? 18 üzeri 7. Yani 3 çarpı 18 üzeri 7 bulunur. 3 çarpı 18 üzeri 7 var mı? Var. Hangi seçenek? D seçeneği. Evet. Devam edelim. Soru 7. 2022 TYT kurgusuymuş. Ne diyor soru? Zeynep defterine yazdığı aşağıdaki 5 sayıdan her birini tabanları ardışık doğal sayılar olacak şekilde üslü olarak ifade ediyor. Evet, bunları. Zeynep bu sayılardan birini defterden sildikten sonra kalan 4 sayıdan her birinin üstleri çarpımında oluşan sayı bir tam kare sayı oluyor. Buna göre Zeynep'in defterden sildiği sayı kaçtı? 2022 TYT kurgusu. Şimdi bakın bunları öyle bir şekilde yazacaksınız ki burada iki tane şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Bir tane sayıyı sildiğinizde kalan 4 sayının üstlerini çarptığınızda oluşan bir tam kare sayı olacak. Yani bir şeyin karesi olacak üstler. Kalan 4 sayının üstleri bu bir. İkincisi tabanları ardışık doğal sayılar olacak. Bak soru burada. Tabanları ardışık doğal sayı olacak şekilde üslü olarak ifade ediyor. Edelim. 16'yı sen 2 üzeri 4 yazarsın. 4'ün karesi de yazarsın ama bu soruda ben 2 üzeri 4 yazıyorum. Bak 64'ü 4'ün kübü. 216'yı 6'nın kübü. 243'ü 3 üzeri 5. 625 5 üzeri 4. Tabanlara bakalım. Ardışık doğal sayılar olmuş mu? 2, 3, 4, 5, 6. Gördünüz mü? Tabanlara ardışık doğal sayılar olmuş. Şimdi ben bunlardan bir tanesini sildiğimde şimdi olayımız bundan sonra üsler. Bak birini defterden sildikten sonra kalan 4 sayıdan her birinin üstleri çarpıldığında oluşan sayı bir tam kare sayı diyor. Yani ben ne yapacağım? Sildikten sonra birini kalanların üstleri tam kare olacak ki zaten sildim. Bakın gördünüz mü? Bak kalan şunu silersem eğer. Bunun üstü 4, bunun üstü 3, bunun üstü 3, bunun üstü 3. Ha 2 tane 4, 2 tane 3 kalıyor. Yani 9, 16, 144 yapıyor. Tam kare 12'nin karesi yapıyor. O zaman silinen ifade hangisiymiş arkadaşlar? Silinmesi gereken. Ben sileyim onu. Silinmesi gereken 3 üzeri 5'miş. Yani D seçeneği. Tamam mı arkadaşlar? Kolay bir soru. Soru 8. Al. 2024 MSV'de çıkmış. N bir tam sayı olmak üzere. N üzeri 1 üzeri N. Bak. N artı 1 üzeri N. Taban
üstten bir fazla biçimde yazılabilen sayılara üstün sayı denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir üstün sayı değildir? 64'e bakalım bakalım. 64'ü biz nasıl yazarız? 64'ü tabanı üstten bir fazla olacak şekilde 4'ün kübü yazar mıyım? Yazdım. 9'u tabanı üstünden bir fazla olacak şekilde 3'ün karesi yazar mıyım? Yazdım. 25'in karesi. 25'in karesinde 25 5'in karesinin karesidir. Tabanı üstünden bir fazla olacak şekilde 5 üzeri 4 yazıldı. Şu 5 üzeri 0'a gelelim. 5 üzeri 0 1 demek. 1 de 1 üzeri 0. Taban üstünden bir fazla oldu mu? Oldu. Hangisi yazılmıyor arkadaşlar şu haliyle? Bakın hepsini yazdım. Olmayan hangisi? D seçeneği. Tamam. Devam. 9. Mavi ve kırmızı çokgenlerin içerisine yazılan pozitif tam sayılar ile oluşturulan düzenekte. Mavi çokgenin değeri içerisine yazılan sayının köşe sayısının kadar tekrarlı toplamına. Bak bu şuraya dikkat edin. İçine yazılan sayı 2'yi. 2'yi kaç defa toplamış? 2'yi 3 defa toplamış. Çünkü üçgen var. Kırmızı çokgenin değeri içerisine yazılan sayının köşe sayısı kadar tekrarlı çarpımına. Bakın buradaki 2'yi 3 tane 2 olarak çarpmış. Üçgen. Kırmızı üçgen. Üç kenarlı olduğu için. Tamam. Mavi olursa kenarlara kadar topluyor. Kırmızı olursa kenar sayısı kadar çarpıyor. Olay bu. Buna göre ifadesinin değeri diyor. Bak 16 neyin içerisinde? Kırmızının içerisinde. Kırmızı olunca çarpıyor muydu? Kaç tane 16'yı çarpacağız? Kaç tane 16'yı çarpacağız? Bunu kırmızı ile yazalım da bari. Arkadaşlar. Bak. Beşgenin içerisine 16'yı yazmış. Bu ne demek? 5 tane 16'nın çarpımı demek. O da ne demek? 16 üzeri 5 demek. Şimdi bunu yaptık. Sonra ne oluyor? O neye çıkacak? Mavi olacak. Sekizgen var orada sanırım. 16 üzeri 5. Bu ne oluyor? Mavi olursa 8 tane 16 üzeri 5'i toplayacaksınız arkadaşlar. Tamam mı? Şöyle nokta nokta diyeyim. 16 üzeri 5. Kaç tane? 8 tane. Bu da ne yapar? 8 çarpı 16 üzeri 5. 8 ne demek? 2'nin kübü demek. 16 ne demek? 2 üzeri 4'ün 5. kuvveti. Öyle değil mi? Ne yapar? Düzenleyelim. 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 20. Şu 4 ile 5 çarpıldı. Devam edelim. O da 2 üzeri 23 mi yapar? Şuraya yazayım. 2 üzeri 23. Ha geldim en son kırmızıya. Kırmızıda ne yapacaktık? Şuraya geleyim arkadaşlar. Dışarıda ne var bir? 2 üzeri 23. Öyle değil mi? 2 üzeri 23'ü nasıl yazacağız biz? Altıgenin içerisine yazacağız. Kırmızı olursa ne yapıyordu? 2 üzeri 23 çarpı 2 üzeri 23 çarpı nokta nokta 2 üzeri 23. Kaç tane? 6 tane. Yani 2 üzeri 23 üzeri 6 yapar. O da ne yapıyor arkadaşlar? 2 üzeri 138. Yani cevap D seçeneği. Anlaşıldı mı? Güzel bir soru. ÖSYM'de buna benzer bir şeyler sanki sormuştu. Bir çiftlikte bulunan 256 ineğin, evet soru ona geçtik bu arada. Bir çiftlikte bulunan 256 ineğin her biri günlük 8 litre süt vermektedir. Bir inek 8 litre süt veriyorsa 256 tane inek ne kadar süt verir? Bak hiç sorunun devamını getirmeden çözmeye başlıyorum. Günlük toplam süt. Nedir? 256 çarpı 8'dir. Bir inekten 8 litre ise 256 inekten 256 çarpı 8 litredir. 256 2 üzeri 8'dir. 8 de 2'nin kübüdür. Etti mi sana 200 lira 11 litre. Devam. Günlük üretilen sütün 1 bölü 4'ü buzağlar içmekte. Ha, buzağlara giden var. Buzağa. Buza, hocam buzağa nedir? Diye soran varsa ineğin yavrusuna buzağa denir arkadaşlar. Eşeğin yavrusuna ne deniyor? Sıpa. Eşek sıpası diyorlar ya hani severken çocuklara. Buzağa. Buzağın içtiği ne oluyor arkadaşlar? Bunun 1 bölü 4'ü. Yani 2 üzeri 11 çarpı 1 bölü 4. O da 2 üzeri 11 çarpı 1 bölü 4 2'nin karesidir. Aha bu buradan götürdü. 2 üzeri 11'den 2 üzeri 9'u buzağa içti. Tamam mı? Kalan ne? Kalanı bulalım. Toplam sütümüz 211 miydi? 2 üzeri 9'da buzağı içerse ne diyeceğim? 2 üzeri 11 eksi 2 üzeri 9. 2 üzeri 9 parantezine alacağım. 2 üzeri 11'den 2 üzeri 2 kaldı. 2 üzeri 9'dan 1 kaldı. Şurası ne yapar? 4 eksi 1'den 3.
3 çarpı 249 litremiz kaldı. Devam edelim arkadaşlar. Buzağlar içmekte ve geriye kalan sütün litresi 2 liradan gün sonunda satılmaktadır. Bu çiftliklik sahibi 309. günün sonunda. Ha, bunların hepsi bir günde oluşanlar. Bir günde bu kadar süt üretiliyorsa 3 üzeri 9 günde ne kadar süt üretilir arkadaşlar? 3 üzeri 9. gün üretilen süt. Çünkü bizim şu yukarıda bulduğumuz neydi? Günlük süt miktarıydı arkadaşlar. Bak bu. 3 üzeri 9. gün üretilen süt. Bunu alıp 3 üzeri 9'da çarpacaksınız. 3 çarpı 2 üzeri 9 çarpı 3 üzeri 9. O da ne yapar? 3 üzeri 10 çarpı 2 üzeri 9 litre yapar. Bunların litresini kaç liradan satıyor arkadaşlar? 2 liradan. Ettiği kazancı soruyor. Bir de bunu alıp 2 liradan satacağım. Kazanç ne? 3 üzeri 10 çarpı 2 üzeri 9 litre çarpı her biri 2 liradan satılıyor. O da ne yapar? 3 üzeri 10 çarpı 2 üzeri 10. O da ne yaptı? 6 üzeri 10 lira olur. Arkadaşlar cevabımız ne çıktı yani? D seçeneği. Tamam. Ya dikkat ederseniz hep bir problem var. Bir soru kurgusu ve üslü ifadede, üslü işlemleri bu problemin içerisinde dikkatli ve düzgün kullanmanızı istiyor. Yani problemin içerisinde üslü sayılarda işlem yapabilme beceriniz ölçülüyor arkadaşlar. Olay bu. 11. 2023 TYT. Bence üslü sayılarla ilgili en zor soru buydu arkadaşlar. Geçmiş yıllarla ilgili çözdüğüm sorulardan. 2023 TYT kurgusuymuş. İçinde sadece 50 kuruşluk madeni paralar olan bir kumbaraya her günün sonunda içindeki para sayısının 1 bölü 3'ü kadar daha 50 kuruşluk madeni para konuluyor. İkinci günün sonundaki kumbaradaki para tutarı 9.000 TL olduğuna göre dördüncü günün sonunda kumbaradaki para tutarı kaç tutarının yarısı kaçtır? Bak. Buradaki olay ne biliyor musunuz? 50 kuruşluk madeni paralar var. Kaç tane madeni para var bilmiyorum. X tane. Kumbarada x tane para olsun. Madeni para. O zaman kumbaranın içerisinde x tane 50 kuruşluk kaç lira yapar? Değeri nedir onun? Değeri 50x'tir. Şimdi arkadaşlar şuraya dikkat edin. Bir kumbaraya her günün sonunda içindeki para sayısının 1 bölü 3 kadar para atılıyor. İçindekinin 1 bölü 3 kadar para atarsan içinde 1 varsa bir 1 bölü 3 de sen atarsan 4 bölü 3 yapar. Yani her seferinde 1 bölü 3 kadar para atmakla içindeki para sayısını 4 bölü 3 katına çıkartıyorsunuz. Evet, doğru duydunuz arkadaşlar. Bundan önce şunu açık bir şekilde itiraf edeyim. Kim ne derse desin. Biz problemler çözerken bunları böyle tek tek yaparak gidiyorduk. Hiçbir zaman bir şeyin 1 bölü 3 mesela içindeki paranın 1 bölü 3 kadar eklediğimiz zaman arkadaşlar bu bunun 4 bölü 3 katına çıkmıştır falan diye anlatmamıştık. Bunu açık söyleyeyim. Diğer öğretmen arkadaşlar adına da konuşmuş gibi olacağım ama şimdi belki bazıları diyecek ki hocam sen kendin için konuş. Ben bunu böyle anlatıyordum. Doğrudur. Anlatan öğretmenlerim de vardır ama ben karşılaşmadım. Yani bu üniversite sınavına çıkana kadar ben karşılaşmadım. Bu soruyu da bu şekilde yapınca çok daha rahat çıkıyor. Bunu da açık olarak söylüyorum size. Hiç bu konuda yok efendim biz bunu öğretiyorduk, anlatıyorduk. Ben böyle bu tür bir şeyler yapıyordum diyemem. Ben yapmıyordum arkadaşlar. ÖSYM sorana kadar sordu yapıyoruz. Bir şeyin içerisine 1 bölü 3 kadar ekleyince onu 4 bölü 3 katına çıkartıyorsun. Mesela bir şeyin içerisine 1 bölü 5'i kadar eklediğinde içinde 1 vardı. 1 bölü 5 de sen ekledin. Ne yapar? 6 bölü 5 katına çıkarmış oluyorsun. Onu 6 bölü 5 ile çarpmak demek. Bir şeyin içinde 1 vardı. Sen bunun içerisine 1 bölü 6'sı kadar ekledin. Ne yapar? 7 bölü 6 yapar. 7 bölü 6 katına çıkarmışsın demektir. Buradaki mantık bu. İçindeki para ne? 50x. Ve sen her seferinde bunun 1 bölü 3 kadar eklediğin zaman bunun 4 bölü 3 katına çıkartıyorsun. Ne diyor? Bakın burada. İkinci günün sonunda kumbaradaki para toplam tutarı 9.000. İki defa 4 bölü 3 katına çıkartacaksınız. Yani bu 50 bölü 50x'i. Ne yapar? 50x çarpı 2 defa 4 bölü 3 katına çıkartırsak 2 defa 4 bölü 3 ile çarpmak demek o da 4 bölü 3'ün karesi. Yani o da ne yapıyor? 9.000. Arkadaşlar 50x çarpı 16 bölü 9 eşittir 9.000. Bu arada 50x'i bırakacağım. X'i bulmayacağım. 9 çarpı 9.000 bölü 16. Bunları çarpmadım arkadaşlar. Birazdan bu şekilde kullanacağım. Ne diyor? Olduğuna göre 4. gün sonunda kumbaradaki para tutarının yarısı. 4. gün sonunda kumbaradaki para tutarı ne diyeceksiniz?
Dördüncü gün sonunda arkadaşlar. Şunu diyeceksiniz. Şimdi bakın. 50x çarpı 4 bölü 3 üzeri 4. Yarısı demiş bölü 2. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Şimdi 50x'in yerine ben şunu yazacağım direkt. Yazayım. 9 çarpı 9000 bölü 16 çarpı 4 bölü 3 üzeri 4 ne yapıyor arkadaşlar? Onu da şöyle yazsam nasıl olur? 16 çarpı 16. Bu 3 üzeri 4, hani şunu şöyle yazdım. Bak şimdi bazılarınız hocam o nereden çıktı diyebilir. 4 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 4 bölü 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3. 16, 4, 4, 3, 3, 9 böyle yazdım. Sadeleştirme yapacağım, o yüzden böyle yazdım arkadaşlar. Bölü 2. Bak şu 9 şunu götürsün. Şu 16 şunu götürsün. Gördünüz mü? Ne yapar? Devam edelim. Şu 9'da da 9000 sadeleştirsem 1000 yapar. Çarpı 16'da 2'ye bölürse 8. O da ne çıktı? 8 ne demek? 2'nin kübü demek. 1000 ne demek? 10'un kübü demek. Bu ifade ne demek? 20'nin kübü demek. Anlaşıldı mı? Ben şimdi çok kolay bir şekilde çözdüm. Ama sınav anında hocam ben bunu rahat çözer miydim? Valla bence böyle sınav anında ilk 3-4 soru içerisinde olduğu için bir anda rahat bir şekilde çözülebilecek bir soru kesinlikle değil. Şu sorunun esprisi şu işte, 4 bölü 3 katına. Mesela burada ne demiş? 4. gün. Ben deseydim ki 6. gün deseydim şu ifadede 50x çarpı 4 bölü 3 üzeri 6 yapacaktınız. 6 defa 4 bölü 3 katına çıkartıyorsunuz. Mantık bu. Tamam. Bunu iyi dinleyin arkadaşlar. Bu sorunun bu en rahat çözümü. Başkaca çözüm var mıdır? Elbette ki vardır ama bence bunu bu şekilde çözesiniz diye sormuşlar. Soru 12. 1, 2, 3, 4 nolu ayarlardan herhangi birinde çalışabilecek bir elektrik süpürgesi en düşük çekim gücü üreten bir nolu ayarda dakikada 0.2 çarpı 10 üzeri 4 adet toz çekmektedir. Daha güçlü çekim için sırasıyla 2, 3 ve 4 nolu ayarlara geçiş yapmak gerekmekte olup her yeni ayarda çekim gücü 5 katına çıkmaktadır. Evet. Örneğin 2 nolu ayarda çekim gücü 1 nolu ayardakinin 5 katına eşittir. 157 çarpı 10 üzeri 6 adet toz olan bir odada bu süpürge her ayarda 5 dakika çalıştırılıyor. Buna göre süre sonunda odada kaç adet toz, kaç tane toz kalır diyor. Evet, bakalım. Haydi. Şimdi şuraya yazıyorum arkadaşlar. Birinci ayar. Birinci ayarda ne kadar toz çekiyor? Dakikada. Bak olay şuradan. Dakikada bu kadar toz çekiyor birinci ayarda. Yani ne diyeceğiz? 0.2 çarpı 10 üzeri 4. Bu aklınızda dursun. Birinci ayarda kaç dakika çalışıyor arkadaşlar böyle? 5 dakika. Çarpı 5. Kaç tane toz çektiğini bulmaya çalışıyorum. Çarparsan ne olur? Şu 5 ile 5 ile 0.2 çarpılırsa 1 yapar. Direkt 10 üzeri 4'tür arkadaşlar. 4 tane toz. Geldim ikinci ayara. İkinci ayarda birinci ayardaki şu çekim gücünün 5 katını alacağım. Bakın şu 5 dakikayla bu 5 katını karıştırmayın. Şimdi şurada yazdığım çarpı 5 bu 1 dakikada 0.2 çarpı 10 üzeri 4 toz alıyordu. 5 dakikada bu kadar toz alır. Onu buluyorum. Şimdi ikinci ayara geçince çekim gücünü bulacağım. Çekim gücü için ne? Birinci ayarın çekim gücü bu. Bunu 5 katına çıkartacağım. Onu 5 katına aldığın zaman ne yapar? Arkadaşlar direkt şurası 1 yapıyor. 10 üzeri 4 yapıyor. Çarpı kaç dakika çalışacak? 5 dakika. Ne kadar toz aldı? 5 çarpı 10 üzeri 4 tane. Tamam. Devam edelim. Bakın 3. ayara geçiyorum. 3. ayar. 3. ayarda ne? Bakın 2. ayardakinin 5 katı kadar toz alıyor. O zaman ne yapar orası? 5 çarpı 10 üzeri 4 çarpı bir de kaç dakika çalışacak? 5 dakika. O da ne yapar? 25 çarpı 10 üzeri 4 tane toz. Geldim. 4. ayar. 4. ayarda ne? 3. ayardakinin 5 katı. Al onun 5 katını. Ne yapar? 25 çarpı 10 üzeri 4 çarpı 5 dakika daha çalıştı. O da ne yapar? 125 çarpı 10 üzeri 4 tane.
Şimdi toplam alınan tozu bulalım. Değil mi? Toplam tozlar hangileri? Tozlar şunlar. Nedir? Bunları toplayalım. Hatta şuraya yazayım arkadaşlar. 10 üzeri 4 artı 5 çarpı 10 üzeri 4 artı 25'i 5'in karesi çarpı 10 üzeri 4 dedim. Artı, bu arada ben ekrandan kaybolmuşum ya. Siz beni göremeyeceksiniz. Efendim onu ne dedim? 25 yazayım ya. Toplayacağız nasıl olsa. 25 çarpı 10 üzeri 4 artı 125 çarpı 10 üzeri 4. 10 üzeri 4 parantezine alın. Ne kalır? Bakın 10 üzeri 4 parantezine aldım. Bak hepsinde 10 üzeri 4 parantezine aldım. Şunun başında 1 kalır. Onu unutmayın. Hep onu unutuyorsunuz. 1 artı 5 artı 25 artı 125. Ne yapar? 155, 156. 156 çarpı 10 üzeri 4 tane tozu aldım. Odada ne kadar toz var? Odadaki toz. Odadaki toz şu. Nedir o da? 1.57 çarpı 10 üzeri 6. Şuradan 2 tane sıfır aşağı alsam. 157. Hatta bunu çarpsın şöyle. X gibi yapayım da. İlkokul çarpısı 10 üzeri 4. 157 çarpı 10 üzeri 4 tane toz vardı. Ben bunu 156 çarpı 10 üzeri 4 tanesini aldım. Ne kadar toz kalır? Bak ne diyor? Buna göre süre sonunda odada kaç tane toz kalır diyor. 157 çarpı 10 üzeri 4 eksi 156 çarpı 10 üzeri 4. 10 üzeri 4 parantezinde 157 eksi 156'dır. Yani şurası 1'dir. O da 10 üzeri 4 demek. 10 üzeri 4'ü de arkadaşlar 10.000 diye açmış vermişiz. Cevabımız ne çıktı? D seçeneği. Evet. Tamam mıdır arkadaşlar? Ya biraz böyle işlem uzun gibi gözüküyor da soruyu iyi anlarsanız güzel, akıcı bir soru. Biraz işleme dikkat edin. İşlem hatası yapmamaya çalışın. Onun dışında soruda kafanızı karıştıracak bir şey yok. Normal bildiğiniz şeyler. Soru 13. Bir duvar saati saat A'yı B dakika geçtiği anda A çarpı B işleminin sonucunu pembe renkli ekranda göstermektedir. İşte şuradan bahsediyor. Örneğin saat 1'i 10 ve saat 3'ü 12 geçe bu saatin görünüm açısı aktif gibidir. 1'i 10 geçe nedir? 1 çarpı 10. 1 çarpı 10'dur. 10 yapar. Onu üstlü biçimde 10 üzeri 1 yazmış. 3'ü 12 geçe 3 çarpı 12'nin sonucu yani 36. 36'yı nasıl yazmış? 6'nın karesi yazmış. Gördünüz mü? Eda bu saatin pembe ekranı 16'nın karesi. Ha, arkadaşlar A çarpı B 16'nın karesi demek. 16'nın karesi 256 mıdır? 256 bakın dakika ve saat. Saat 1'den 12'ye kadar dakika 1'den 60'a kadar. Yani birin şu A çarpı B değeri A çarpı B değeri 256 ya. 256 çarpımı 256 olabilecekleri alman lazım. Hocam ben 4'e 64 alsam olur mu? Olmaz arkadaş. 64'lük dakika olmaz. Hani 4 saat 64 dakika olmaz. 60'ı geçirmemen lazım. Bu 256'yı yapabileceğiniz, yazabileceğiniz olay şudur. 8 çarpı 32'dir. Şöyle şuraya mı yazayım? 8 çarpı 32. Yani o zaman saat 8.32 geçe diyebiliriz. Soruyu okumadan çözmeye çalıştım bu arada. Eda bu saatin pembe ekranın 16'nın karesi sayısını gösterdiğinde dışarı çıkmış. 8.32'de çıkmış. Tamam. Aynı gün 3 üzeri 5 sayısını gösterdiğinde eve dönmüş. Dönüşü bulalım. A çarpı B 3 üzeri 5. 3 üzeri 5 ne demek arkadaşlar? 243 mü demek? 243'te nasıl yazarsınız? Ne yapar? 27 çarpı 9. 9 çarpı 27 yazarım. Yani 9.27'de dönmüş. Tamam mı? Al, çözdük işte soruyu. 8.32'de çıkmış, 9.27'de dönmüş. Ne diyor soruda? Buna göre Eda en az kaç dakika dışarıda kalmıştır? Kaç dakika var şu aradaki fark ne? 8.32'den 9.27'ye kadar fark ne? 27 buradan. 27 artı 28. O da ne yapar? 55 dakika arkadaşlar. Cevabımız nedir? C seçeneği. Tamam. Bu sorunun esprisi şu arkadaşlar. Şu dakika ve saat olayında şunları birini
birden 12'ye kadar, diğerinde birden 60'a kadar herhangi bir sayı verebiliyorsunuz. A çarpı B 256 iken 4 çarpı 64 yazılamıyor. Çünkü 64 dakika yok. En fazla 60 dakika alabilirsiniz. Sorunun esprisi bu. Soru 14. Ne diyor bakalım soru? Bilgisayarına yüklediği verileri not etmeye başlayan Zeynep, birinci gün 15 çarpı 9'un kübü gigabyte, diğer günlerin bazılarında bir önceki günün 5 katı, kalan günlerde ise bir önceki günün 3'te 1 kadar veri yüklemiştir. Arkadaşlar bu soru da biraz sert. MSU'da sormuşlar. Evet, 2022 MSU zaten yani son yılların bence en zor MSU sınavıydı. Geçenlerde 2024'te yapıldı. O da zor değildi ama 2022 MSU gerçekten nitelikli soruların fazla olduğu bir sınavdı. O yüzden 2022 MSU, biz 2022 MSU kurgusu soruları yayınladık. Onları çözmenize fayda var. Zeynep son gün 5x15'in kübü gigabyte veri yüklediğine göre yüklediği verilerin miktarı toplam kaç gün not etmiş arkadaşlar? Bak. Şimdi birinci gün bu kadar, diğer günlerin bazılarında bir önceki günün 5 katı, kalan günlerde bir önceki günün 3'te 1'i kadar veri yüklemiş. Şimdi bakalım. Birinci gün ne kadar yüklemiş? Birinci gün 15 çarpı 9'un kübü. Buradaki 5 ve 3 çarpanlarını tek tek çıkartayım. 15, 5 üzeri 3 demek 9. 3'ün karesinin kübü demek. 5 çarpı 3 çarpı 3 üzeri 6. O da ne yapar? 5 çarpı 3 üzeri 7 yaptı. Son gün. Son gün 5 çarpı 15'in kübü. 5 çarpı 15 ne demek? 5 çarpı 3'ün kübü demek. O da 5 çarpı 5'in kübü 3'ün kübü. 5 üzeri 4 3'ün kübü. Şimdi bakın. Şurada dikkat edin. Günlerin bazılarında bir önceki günün 5 katı. Bak birinci gün 5 iken 5 katını alarak gitmiş. Kaç defa 5'in katını almış? 5'ten 5 üzeri 4'e gelirken. Ne yaparsın? 5, 5 üzeri 1, 5 üzeri 2, 5 üzeri 3, 5 üzeri 4. Kaç gün? 1 gün, 2 gün, 3 gün, 4 gün. 4 gün 5'in katını alarak not etmiş. Tamam mı? Veri yüklemiş. Diğer günlerde ne diyor? Bir öncekinin 3'te 1'i kadar. Bak 3 üzeri 7'den 3 üzeri 3'e düşmüş. Ne yapar? Hep 3'e bölmüş. Bak onu da yazalım. 3 üzeri 7'ymiş. 3 üzeri 6 bir gün. 3 üzeri 5 bir gün. 3 üzeri 4 bir gün. 3 üzeri 3 bir gün. Kaç günde orada var arkadaşlar? Dikkat edin. Pardon, şurayı yanlış yaptık ya. Özür dilerim. Şurada 5 üzeri 5, 5 üzeri 1 demişim. 2 defa yazmışım, pardon. Şurada kaç gün yapacak? 3 gün yapacak arkadaşlar. Bunu bir daha söyleyeyim size. 5 üzeri 1'den 5 üzeri 4'e. 5 üzeri 1, 5 üzeri 2'ye 1 gün, 5 üzeri 3'e 1 gün, 5 üzeri 4'e 1 gün. Toplam 3 gün yapacak orası, pardon. 3 gün. Evet. Kaç gün 3'te 1'i kadar yapmış? 4 günde 3'te 1'i kadar yapmış. Bir de ilk gün var arkadaşlar. Cevap 8 gün. Ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bunu bir daha düzeltme şansım olmadı. Bu birinci günü almamışım. 2022 MSU kurgusunda da bu soruyu çözmüştüm. Orada ilk günü almadığım için cevabı 7 vermişim. Cevap 8 olacak arkadaşlar. Orada arkadaşlarımızın bazıları uyarıda bulunmuş. Hocam cevap 8 olmayacak mı diye. Doğru söylüyorlar. Cevap 8 olacak. Ama bazen de bakın bu soru için kabul ediyorum. Bazen de arkadaşlarımız olup olmadık her şeye ya çözüm yanlış, şu yanlış, bu yanlış falan diyorlar. Aslında öyle bir şey yok. Yazdığınız o çözüm yanlış. Ben görüyorum zaten yazdığınız ifadelerin sizin yanlış çözdüğünüzü ama arkadaşlarınızı, diğer arkadaşlarınızı, bilmeyen arkadaşlarınızı etkiliyorsunuz. O yüzden her şeyi atlayıp da yanlış yazmayın. Yanlış yazılan bir şey varsa da ben onun altına cevap yazarım. Evet haklısınız derim. Eğer yazmadıysam siz yanlışsınız. Soru 15. Bir grup bilim insanı yeni keşfettikleri bir iletkenden dakikada 36'nın karesi çarpı 10 üzeri 5 tane elektron geçişini tespit etmiş. Buna göre bu iletkenden bir günde geçen elektron sayısı diyor. Arkadaşlar bize verilen soruda dakikadakini vermiş, bir gündekini soruyor. Şimdi bir gün kaç dakika? Bir gün eşittir 24 saat. 24 saatte 24 çarpı 60'dan dakikadır. Bunu çarpmıyorum çünkü üstü biçimde yazacağım. 1 dakikada 36'nın karesi çarpı 10 üzeri 5 tane
Elektron mu geçiyor? O zaman 60 çarpı 24 dakikada, yani bir günde 60 çarpı 24 çarpı 36'nın karesi çarpı 10 üzeri 5 arkadaşlar. Şimdi bu 60'ı şöyle yazsam olur mu? 6 çarpı 10, 24'ü 6 çarpı 4 çarpı bu 36'nın karesi ne yapar arkadaşlar? 6'nın karesinin karesinden 6 üzeri 4 çarpı 10 üzeri 5. Bak 6'nın kuvvetleri ne çıktı 6'nın kuvvetleri? 6 üzeri 1, 6 üzeri 2, 6 üzeri 6. Çarpı 10 üzeri 1, 10 üzeri 5, 10 üzeri 6. Bir tek 4 kaldı. O da nedir? 4 çarpı şunlar çarpılırsa üstler aynı olduğu için tabanlar çarpılır. 60 üzeri 6. Yani cevabımız ne çıktı arkadaşlar? D seçeneği. Evet, zor bir soru değil, kolay bir soru. Evet. Geldik 16. Bir tarladaki zeytin ağaçlarının her birinden 4 üzeri 5 kilogram zeytin alındığı bir sezonda. Her ağaçtan alınan zeytinin 8 üzeri 3 kilogramı yemelik zeytin. Kalanı ise zeytinyağı için ayrılmıştır. Zeytinyağı için ayrılan her 4 kilogramdan zeytinden 1 kilogram zeytinyağı elde edilmektedir. Bu sezonda tarladan 6 üzeri 7 kilogram zeytinyağı elde edildiğine göre tarlada kaç tane zeytin ağacı vardır? Şimdi bir ağaçtan tek tek yapalım. Bir ağaçtan 4 üzeri 5 kilogram zeytin mi? O da ne demek? 4 2'nin karesidir. 2 üzeri 10 kilogram. Tamam mı? Bunu ayırıyoruz. Nasıl ayırıyoruz? Yemelik. Diğeri de ne? Yağlık. Zeytinyağı yapıyoruz. Ne kadarını yemeliğe ayırıyoruz? 803 kilogramı yemeliğe. 803 o da nedir? 2'nin kübünden 2 üzeri 9 kilogram yemelik. Yağlık olan nedir o zaman? Kalan tamamı neydi? 2 üzeri 10 eksi 2 üzeri 9. Dikkatli bakın. 2 üzeri 9 parantezinde 2 üzeri 1 eksi 1. Şurası 1 yaptı. Yani 2 üzeri 9 kilogram da yağ oluyor. Dikkat edin. Şurada şöyle bir şey vermiş size. 4 kilogram zeytinden 1 kilogram zeytinyağı. Bizim elimizde 2 üzeri 9. Pardon, orayı yanlışlıkla sildim, bir saniye. 2 üzeri 9 kilogram ne var bizim elimizde? 2 üzeri 9 kilogram zeytin var. Orantı kurayım arkadaşlar. 4 kilogramdan 1 kilogram yağ varsa, tamam mı? 2 üzeri 9 kilogramdan x kilogram yağ olur. Buradan x ne çıkar? 2 üzeri 9 bölü 4. O da nedir? 2 üzeri 9 bölü 4, 2'nin karesidir. 2 üzeri 7 kilogram yağ. Bu bir ağaçtan çıkan yalnız. Ne diyor size soruda? Size soruda şöyle bir şey demiş. Tarlada 6 üzeri 7 kilogram zeytinyağı elde edildiğine göre. Kaç tane ağaç var diyor. Bir ağaçtan yine bir orantı kurayım. Şuraya yapacağım onu da. Arkadaşlar onu da şuraya yazıyorum. Bir ağaçtan 2 üzeri 7 kilogram yağ. Tamam mı? Bir ağaçtan 2 üzeri 7 kilogram yağ elde edersem 6 üzeri 7 kilogram yağı kaç ağaçtan elde ederim? Bakın bunları böyle orantı kurarak uzun uzun yapıyorum da siz daha kısasını, daha hızlı hızlı hocam 6 üzeri 7 bölü 2 üzeri 7 yazarsam çıkar. Bunu anladıysanız böyle yazın, geçtin. 6 üzeri 7 bölü 2 üzeri 7 nedir? 6 bölü 2, aha da uzun uzun yazıyorum. Üzeri 7. O da ne yapar? 3 üzeri 7 ağaç yapar. Cevap ne? Cevap C seçeneği. Soru 17. Bir dijital veri kopyalama merkezinde 27 tane bilgisayar vardır. Her bir bilgisayar 20 saniyede 9 üzeri 3 tane veri kopyalayabilmektedir. Her bir veri 3 üzeri 4 GB yer kaplamaktadır diyor. Buna göre bu bilgisayar ile 60 dakikada kaç GB veri kopyalanır? Şimdi arkadaşlar iyi dinleyin. Bir veri 3 üzeri 4 GB. Bizde kaç tane veri var arkadaşlar? 9 üzeri 3 tane mi? 9 üzeri 3 veri ne yapar? 3 üzeri 4 çarpı 9 üzeri 3 GB yapar. Yani 3 üzeri 4 çarpı 9, 3'ün karesidir. 3 üzeri 2'nin kübü, 3 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 6'dan 3 üzeri 10 GB'tır. Tamam mı? Demek ki 20 saniyede 3 üzeri 10 GB veri indiriyor. 1 dakikayı bulalım. 20 saniyede
20 saniyede 3 üzeri 10 GB indiriyorsa 60 saniyede ne yapar? 3 katı. 3 çarpı 3 üzeri 10 GB. Yani 3 üzeri 11 GB. Arkadaşlar bu da 1 dakikada demektir. Bize 60 dakika diyor. Bir de 3 üzeri 11 60 dakikada ne yapar? 60 çarpı 3 üzeri 11. Bu 60'ın içindeki 3'ü de çıkarayım. 20 çarpı 3 demek. 20 çarpı ne yapar? 3 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 11. 20 çarpı 3 üzeri 12'dir arkadaşlar. Bitmedi bu bir bilgisayar için. Bakın bir bilgisayarda bizden ne diyor arkadaşlar? 27 tane bilgisayar vardır diyor. Bir de tutup bunu 27 ile çarpacağız. Çarpalım. Onu da şöyle şuraya alayım arkadaşlar. Tamam. 27 çarpı 20 çarpı 3 üzeri 12. Tamam. 27 ne demek? 3'ün kübü demek. Çarpı 20 çarpı 3 üzeri 12. 3 üzeri 3 de 3 üzeri 12 ne yapar? 3 üzeri tabanlar aynı olduğu için üstler toplanır. 3 üzeri 15 yapar. Yani 20 çarpı 3 üzeri 15. Cevabımız ne çıktı arkadaşlar? B seçeneği. Dikkat edilmesi gereken bir soru arkadaşlar. Dikkat edilmesi gereken bir soru. Sorunun içerisinde çok fazla dönüştürmeniz gereken şey var. Sorunun içerisinde kafanız karışabilir. Dikkat etmezseniz kolay aslında ama dikkat etmezseniz içinden çıkamayabilirsiniz. Devam. Evet geldik buna. İlyas'ın bilgisayarında hazırladığı bir program aşağıdaki gibi çalışmaktadır. Programın şekilde verilen biri mavi diğeri beyaz iki hücresi vardır. Bu hücrelerden birer doğal sayı yazılabilmektedir. Gördüğünüz gibi mavi beyaz. Hücrelere birer doğal sayı yazıldıktan sonra T tuşuna basıldığında beyaz hücredeki sayı yerine yani şunun yerine bu sayının mavi hücredeki kadar tekrarlı toplamına eşit bir sayı gelmektedir. Ha, buradakinin tekrarlı toplamı kadar. Ç tuşuna basıldığında beyaz hücredeki sayı yerine bu sayının mavi hücredeki sayı kadar tekrarlı çarpımına. Örneğin bakın mavi hücrede beyaz hücrede 2 var 3 var mavi de 2 var T'ye basılmış. O zaman bu nasıl geçmiş? Bakın 3 artı 3 yani 6 diye yazılmış. 2 tane 3'ü toplamış. Bak geldik burada. Beyaz hücrede 6 var mavi hücrede 2 var Ç'ye basılmış. Yani Ç'ye basıldığı zaman ne yapacak? 2 tane tekrarlı çarpımı yani 6 çarpı 6 yazıp buraya ekleyeceğiz. İlyas hücrelere aşağıdaki başlangıç değerlerini girdikten sonra sırasıyla T ve Ç tuşlarına tekrar tekrar basarak hücrelerdeki son değeri elde ediliyor. Bak son değer bu. Başlangıçta bu. Buna göre İlyas T ve Ç tuşlarına toplam kaç kez basmıştır? Vallahi arkadaşlar uzun uzun yazacağım ben. Yazacak mıyız? Yazacağız yani. Şimdi bakalım. Kuralını bulalım. Birinci kutuya 3. İkinci kutuya 3 yazdım. Tamam mı? Neye basmış? T'ye basmış. Bak kural bulacağız. Birinci kutu mavi kutu tabii 3. İkincisi ne oluyor arkadaşlar? T'ye bastığım için 3 tane 3'ü toplamışım yani. Burada mavi var ya. 3 tane 3'ü toplamışım. 3 artı 3 artı 3. Yani ne gelmiş? 9 gelmiş arkadaşlar. Sonra tutmuşum Ç'ye basmışım. Tamam mı? Hatta bu 9'u 3'ün karesi yazayım mı şuraya isterseniz. Şu 9'u 3'ün karesi diye yazayım arkadaşlar. 3 kutu 3'ün karesi. Tekrarlı topladım zaten 9 yapıyor. Geldim Ç'ye bastım. Ç'ye bastım ne yapacağım? Bu 3'ün karesini bakın bu 3'ün karesini ne yapman gerekiyor? Bak şurada takip et. Ç tuşuna basıldığında beyaz hücredeki sayı yerine yani beyaz hücredeki sayı yerine bak şurada 2 ve 6 varken Ç'ye basmış. Bu sayının mavi hücredeki sayı kadar tekrarlı çarpımı. Yani 2 tane 6'yı çarpmış. O zaman ben bu Ç'ye bastığıma göre ne yapacağım? 3 üzeri 2'den 3 tane yan yana çarpacağım. Yani 3 üzeri 2'nin kübünü alacağım. Arkadaşlar yani şunu diyorum ya. T'ye bastığınızda bununla bunu alıp çarpın. Ç'ye bastığınızda şuradaki sayının üzerine bu soldakini kuvveti olarak yazın. 3 burada kalacak. 3 üzeri 2'nin 3 üzeri 2'nin kübü yapmış yani orası. Yani orası ne yapıyor? 3 üzeri 6 yapıyor arkadaşlar. Tamam mı? Görebiliyor musunuz bu arada? Şöyle biraz büyüteyim size. Tamam. 3 üzeri 6 yaptı. Götürdüm T'ye bastım tekrar.
Geldim şuraya. İlk hücre 3. T'ye basınca ne yapıyordu arkadaşlar? Ne dedim size? T'ye bastığında bununla bunu çarp. Ç'ye bastığında soldakini götür, sağdakinin üstüne yaz. Üstü sayı. Bununla bunu 3 üzeri 6 çarpı 3 üzeri 3'ten 3 üzeri 7 yapar. Sonra geldim Ç'ye. Ne yapacağım arkadaşlar? Ç'de ne yapıyordum? Üstüne yazıyordum. 3 üzeri 7'nin 3. kuvveti ne yapar? 3 üzeri 21 yapar. Bak şunu şöyle kenara yazayım da nasıl yaptığımı anlayın. 3 üzeri 7'nin kübü. Tamam. 3 üzeri 21. Tekrar ne yaptım? Tekrar T'ye bastım. 3. T'ye bastığımda bunların ikisini çarpıyordum. Çarpınca ne yapar? 3 çarpı 3 üzeri 21. 3 üzeri 22 yaptı. Geldim. Tekrar Ç'ye bastım. Ç'ye basınca ne yapıyordum? Ç'ye basınca arkadaşlar 3 üzeri 22'nin üstüne 3 yazıyordum. 3 üzeri 66 yaptı. Tekrar götürdüm. T'ye bastım. Ne yaptı bunlar? Birinci 3. İkinciye bunlar çarpıyordu. 3 üzeri 1. 3 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 66. 3 üzeri 67. Hocam ya bu böyle mi? Evet vallahi böyle. Devam edelim. Son bir de Ç'ye bastım. Aslında bulduk. Bak nasıl bulduk biliyor musunuz? Şu ne demek? Şu 27 3 üzeri 3'ün 67'si yani 3 üzeri 3 çarpı 67 demek. Bak ben burada Ç'ye bastığımda 3 üzeri nasıl yazacağım? 3 üzeri 67'nin kübü 3 çarpı 67 oluyor yani. Birincisi 3, ikincisi 3 üzeri 3 çarpı 67 yani. Kaç defa basmışız T ve Ç'ye? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 defa. Tamam mı? Bu arada bunlar görünmemiş. Bak tekrar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 defa. Cevabımız nedir? Denizli. Şimdi sadece şu konuda eleştirilerinizi kabul ediyorum. Değerler biraz büyük fazla olmuş. Ama ÖSYM bunu sorar mı? Sorar. Bakın sormuş zaten ya. Hani 5'e ve 3'e bölme sayısını not etme sorusu yok muydu geçmişte? Bakın kaç gün not etmiştir diyor. O sorunun benzeri işte. Başka bir mantıkta benzeri. Biraz değerler büyük olmuş ama ÖSYM sorar mı? Sorar arkadaşlar. Geldik 19. Ne diyor? Bir grup bilim insanı yaptıkları bir deneyin sonucunda bir dokuya A maddesini enjekte edildikten sonra dokudaki hücre sayısının 2 katına. B maddesi enjekte edildikten sonra dokudaki hücre sayısının 3 katına çıktığını gözlemlemişlerdir. Peki. Bilim insanları bu deneye 12 hücreli bir doku ile başlayıp dokuya A ve B maddelerinden enjekte ettikten sonra dokudaki hücre sayısı 72 çarpı 10 üzeri 5 olduğunu kaydetmişlerdir. Buna göre deney boyunca dokuya yapılan A maddesi enjeksiyon sayısı B maddesi enjeksiyon sayısından kaç fazladır? Şimdi bakın arkadaşlar. Kaç defa her A maddesini enjekte ettiklerinde hücre sayısının 2 katına çıkarıyor. Kaç tane A maddesi enjekte ettiklerini bilmiyorum. 2 tane enjekte ettilerse 2 defa 2 ile çarpacağız. Yani 2 üzeri 2 ile. 3 defa enjekte ettiyse 3 defa 2 ile çarpacağız. 2'nin kübü olacak. Mesela B maddesinden 4 defa enjekte edildiyse 3 üzeri 4 ile çarpacağız. Bilmiyoruz arkadaşlar. Şöyle diyeyim. 12'yi ben 2 de bakın şuraya dikkat edin. A maddesi enjekte edildikten sonra hücre sayısı 2 katına, B maddesi enjekte edildikten sonra dokudaki hücre sayısı 3 katına çıktığı gözlenmemiştir. Buna göre dokuya yapılan A maddesi enjeksiyon sayısı x tane olsun. O zaman 2 üzeri x katına çıkaracak. B maddesi enjeksiyon sayısı onda y tane olsun diyorum. O da 12, 3 üzeri y katına çıkaracak ve sonuçta ne oluyormuş arkadaşlar dokudaki hücre sayısı? Bakın 72 üzeri 15. Tamam mı? Şimdi bunları düzgün bir şekilde ifade edelim. Şimdi 12 ne demek? 4 çarpı 3 demek. Hatta bu 4'ü de ben arkadaşlar 2'nin karesi yazayım mı? 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 2 üzeri x çarpı 3 üzeri y eşittir. 72'yi nasıl yazarım? 78 çarpı 9. 8 2'nin kübü 9 3'ün karesi üzeri 15. Bakın 2 üzeri 2 2 üzeri x o da ne yapar? 2 üzeri x artı 2 çarpı 3 üzeri 1, 3 üzeri y, 3 üzeri y artı 1 eşittir. Bak bu 2 üzeri 3, 15 hem bunun hem bunun üstüdür. Çarpılırsa ne yapar? 2 üzeri 45 çarpı 3 üzeri 30. Evet üssü sayılar. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Şunu diyeceğiz. X artı 2, 45'e eşit. Y artı 1, 30'a eşit diyeceğiz. Yapalım.
x artı 2 eşittir 45. Buradan x ne geliyor? 2'yi o tarafa atarsam 43. Y artı 1 30'dan 1'i o tarafa atarsam y ne geldi? 29. A maddesinin enjeksiyon sayısı B maddesinin enjeksiyon sayısından kaç fazla? Yani 43 29'dan kaç fazla? Kaç fazlaymış arkadaşlar? 14 fazlaymış. Cevabımız ne çıktı? C seçeneği. Evet. Geldik son soruya. Bir otogarda 96 tane otobüs olup bunlardan 32 tanesi 64'er. Diğerlerine ise 48'er yolcu binmektedir. Toplam binen yolcu sayısını bulayım mı arkadaşlar? Yolcu sayısı. Bakın şuna dikkat edin. 32 tanesine 64'er. O zaman ne diyeceğim? 32 tanesinin her birine 64'er yolcu biniyorsa 32 çarpı 64 yolcu bindi mi? Artı otobüsün 32 tanesine demiş değil mi? Bak ona dikkat et. Kaç tane otobüs kaldı? 96 otobüsten. 96 otobüsten 32 gitsi giderse ne kalıyor? 64 otobüse de bak 96 otobüsten 32 otobüsün her birine 64 tane yolcu bindi. 96 otobüsün 32'si gitti geriye 64 otobüs kaldı. Her 64 otobüsün her birine ne kadar yolcu binecek? 48. 64 parantezini alın. 32 artı 48. Ne çıkıyor arkadaşlar? 64 çarpı 80. Konumuz üssü sayılar. Bunları üssü biçimde yazalım. 64 2 üzeri 6 demek. 80 nasıl yazarız? 80 16 çarpı 5 yazarsam 2 üzeri 4 çarpı 5. O da ne yapıyor? 5 çarpı 2 üzeri 10 yaptı. Yolcu sayısı. Soruyu şimdi okuyorum. Bir otogarda 96 tane otobüs olup bunlardan 32 tanesine 64'er. Diğerlerine ise 48'er yolcu binebilmektedir. Aşağıdaki tabloda verilen sayılar o uçağa binebilecek yolcu sayısını belirtmektedir. Şimdi hocam otobüs dedik, uçağa geçiş yaptık. Soruyu devam ettirin, anlayacaksınız. Bir etkinliğe katılacak kişiler önce bu otogardaki otobüslerle havaalanına. He, bak bu kadar adamı havaalanına taşıdık. Otobüslerle havaalanına taşıdık. Sonra A, B, C ve D uçaklarından ikisiyle etkinliğin yapılacağı kente taşınmıştır. Bu taşıma işleminde otobüsler ve uçaklar tek sefer yapmış. Tam zaten otobüs sayısı yapmış. Tek seferde bu kadar yolcu getirmiş. Uçaklar da bu A uçağının kapasitesi bu. B uçağınki bu. C uçağınki bu. D uçağınki bu. Birer sefer yapmış ve kapasitesi kadar yolcu almışlardır diyor. Buna göre kullanılan iki uçak hangisi? Ya hangi ikisinin kapasitesini toplarsam ben 5 çarpı 2 üzeri 10 yapar. Onu soruyor arkadaşlar. Direkt A ile D'yi topluyorum. Bak A ile D'yi toplayacağım. 64'ün karesi artı 32'nin karesi. 64 ne demek? 2 üzeri 6'nın karesi. 32 ne demek? 2 üzeri 5'in karesi. O da ne yapar? 2 üzeri 12 artı 2 üzeri 10. Hatta 2 üzeri 10 parantezine al. 2 üzeri 12'de 2 üzeri 2 kalır. 2 üzeri 10'da 1 kalır. Unutmayın bu 1'i. Şurası ne yapıyor? 5 mi? O da 5 çarpı 2 üzeri 10 yapıyor. Bakın. A ile D'nin kapasitesi zaten otobüslerle gelen yolcuların kapasiteleri toplamı, sayıları toplamına eşit oldu. O zaman cevabımız ne oldu arkadaşlar? A ve D oldu. Evet arkadaşlar. Bitirdik. Garanti ilk 15 soru dedik. Üslü sayılar konusunu bitirdik. Arkadaşlar üslü sayılarla ilgili ÖSYM'nin sormuş olduğu sorular üslü problemlerden ibaret. Üslü problemlerle ilgili dikkatli işlem yaparsanız bu soru konudan soru kaçırmazsanız size önerim. Bu çözmüş olduğumuz bu 20 soruyu bir çözün. Bir 10 gün 15 gün sonra tekrar bir daha çözebilirsiniz ya da sınava yakın tekrar bir daha çözebilirsiniz. ÖSYM'nin soruları hep aynı mantıkta geliyor. Başarılar diliyorum. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın.